burada da sizinle biraz kendimi anlatmak, biraz sahaya çıkmadan önce 31 Mart 2019 seçimleri için yani orada 3 yıl okuduktan sonra biraz da rahmetli babamın hareketlerinde yer aldım. Üniversitemizin teşkilatlarında göre Halkalı'ya, TOKİ'nin İstanbul Hizmet Birimi'ne gidip geldim. Orada Toplu Konut İdaresi, eski sistemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmeden önce bakan, milletvekili ve siyasiydi biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımlardan yok mu soru sorun? Neyden kalmadı? 4,5 yıl önce ayrıldım ben Zeytinburnu'ndan ama 30 Kasım'dan adaylığımızın açıklandığı güne kadar Zeytinburnu'ndaki ne olup bittiğine baktım. Orayla ilgili şunu söylüyorum. Önümüzdeki hafta bütün maliklerle görüşeceğiz. İlçe teşkilatımızla, ilçe başkanımızla birlikte. Orayla ilgili bir çözüm planımız var. Çok somut bir çözüm planımız var. İnşallah en kısa sürede orada bir gelişmenin olacağını herkes görecek. Endişe etmeyin. Zaten orada %100 mutabakat var. Onu öğrendim. Başka sebepler dolayısıyla ihalesi bir türlü yapılamamış şimdiye kadar. Konuyu biliyorum. Mağduriyetleri biliyorum ama yeniden dinleyeceğim sizi. Endişeye sevk edecek bir husus çok. Biz buradayız. Bu mesele bizim meselemizdir. Bunu çözeceğiz. Tamam. Başlangıç ne olacak? Başlangıcı önce ben sizi davet edeceğim, bir dinleyeceğim. Ama benim aklımda bir çözüm var. İnşallah devletimiz bunu çözer, çözecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hep birlikte 31 Mart'a kadar. Siz bizim adımıza mahallenizde, sokağınızda, apartmanınızda bizimle ilgili sorular gelecek, bizimle ilgili sorularla muhatap olacaksınız. Benle beraber hemen önümüzdeki kültür merkezinde başta olmak üzere büyük bir kültür belediyeciliği hizmeti yaptı. Ben Toplu Konut İdaresi Strateji Geliştirme Başkanı olarak girdiğim bakan odasından müsteşar olarak uğurlandım. Biliyorsunuz Zeytinburnu'nda epey bir cami yenilendi. Cami abdesthaneleri gerçekten Türkiye örnek bir uygulama oldu. Hepimiz gönül ferahlığıyla kadınlar ve erkekler olarak gidebiliyoruz. Bu uygulamayı devam ettireceğiz. Tabii bunun için bir miktar cemaatin de hazır olması lazım ama biz daha önce olduğu gibi proje ve her tür inşaata destek olmaya Zeytinburnu'ndaki camilerimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Zamanında 60'lı 70'li yıllarında babalarımız, amcalarımız, büyüklerimiz el yordamıyla yaptı bu camileri. Şimdi bütün bunları daha estetik duygusu yüksek, daha estetik zevki yüksek, depreme karşı dayanıklı hale getirmek üzere ilgili cami dernekleriyle, esnaflarla, iş adamlarımızla bunları aşama aşama yenilemeye devam edeceğiz. Programda olan camiler var, hazırlık yapan camiler var. Belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Dileyen arkadaşımızla fotoğraf çekilebiliriz. Katıldığınız için, geldiğiniz için çok teşekkür ederim.